yapacağımız güzel bir mekandayız. Burası Maransel Kebap. Ne diyoruz? Muhteşem lezzetle tatmak için hadi içeri girelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ustam kolay gelsin. Allah razı olsun abi, sen ol. Nasılsın? Allah razı olsun. Çalışıyor abi. Biz ne diyecek? Çalışıyor. Allah iyilik versin. Ustam ilk önce seni tanıyabilir miyim? Abi benim adım Özkan Maransel. Ben 35 yaşındayım. 30 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Babadan yetişmek. Babamızın yanının altında çalışır. Doğduk var bu işin içindeyim. Bu zanaatin içindeyim. Feyli abi bize. Aslen Anteplisin. Antepliyim, şerak üstüyüm. Maşallah. Yani bizim köyümüz yok. Yerlisiyik biz Antep'in. Ustacığım rica etsem buraya gelsem bu bize etleri tanıtır mısın? Tabii. Bitir maşallah var ya. Muhteşem. Aynen. Merhaba abi bunlar. Şuradan başlayalım abi. Şu üstten mi abi? Evet. Aha şu tavuk butumuz. Kanadımız. Kuşbaşımız. Özel süzme kuşbaşı. Koçun arka butundan ayarlandı abi yani. Pamuk cimri bu. Antep usulü. Antep usulü. Antep usulü bu. Antep kuşbaşısı. Evet. İyi de ekimi Erdoğan'ın suya akar. Evet. Kuzu şişimiz var. Aha şu Pirzola'dan Maraş taraklı. Evet. Bunların sakatatlarımız var abi. Ciğerimiz, yüreğimiz. Bunların önünde 3 tane yarın küçük. Evet. Doğrudan tezgaha koyar. Bitti yerde biter. Ondan sonra yok burada. Alttaki? Alttakiler abi sade kıymamız var. Acılı kıymamız var. Zebzerimiz var. Aşaşımız var. Bunların hepsi bu etler tek tek ayıklanır. Zırklanır. Ondan sonra tezgaha soklar koyar abi bunları. Bunların hepsi emek. Ne eti kullanıyorsunuz? Kuzu eti abi. Toklu kuzu eti. Başka et girmez. Yok başka et girmez abi bizim dükkanımız. Yemez yani bizim müşterimiz de yemez bunu. Dışarıda yiyorlar da Antep'te yemezler bunu. Bir de ustam burada kavurma var. Aynen abi bu bizim ciğer kavurmamız. Düğenimizin incisi. Hadi abi. Evet. Abi böyle yağlı olur bu. Bazanın içinde biz yağını süze süze veririk. Lezzeti yanındadır. Bu olmazsa olmaz yani. Yok olmaz abi. Kebaptan önce? Aynen yarım tane kavurma yer. Gelen müşterilerimiz. Ondan sonra kebabını yer. Evet şimdi bakıyorum arkadaş çekiyor. Kıymalar böyle dağılıyor. Bak bu öyle bir tane. Bak bu kıymayı böyle tene tene hiçbir yerde yemez. Bu neden böyle dağılıyor? Zırk. Bunun tek tek sinirleri ayıklanır. Ondan sonra zırhın altında çekersin bunu tek tek. Tane tane olur. Gideyim ya senin ayrı ayrı tadı gelir ağzına. Öyle makinada kıyma çekilmez. Makinada çekilen kıymayı biz güvenimize sokmazdık yemezdik. Evet. Ustam bize öyle bir masa ayarla ki sen güzel şöyle bir kütüğün üstüne güzel bir karışık kebap yapayım. Tamam ustam bekliyorum. Antep'e geldiğini içinde hissettireyim sana. Evet. Tamam ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ustacım bu ne böyle ya? Valla döktürmüşsün yani. Eski Antep'li romançılar özel. Öyle mi? He. Eyvallah sana. Karışık. Antep'i böyle içinizde hissedin diye yaptım yani. Muhafiyatlar. Şimdi Kusacım ben bunu yiyeceğim. Ondan sonra benim damak tadım iyidir. Çünkü ben Antep'te doğdum büyüdüm. Şunlar ondan sonra her şeyi sana anlatacağım. Tamam ben. Bekleyin. Tamam. Ye. Ondan sonra görüşecek sen. Evet tamam. Muhafiyatlar. Şimdi ilk önce, kebaptan önce Antep'te yapmanız gereken şey bir kavurma yemek. İlk önce kavurmanın tadına bakacağım. Kebaptan önce olmazsa olmaz kavurma. Kavurma. Bu ustacığım paf ciğerden yapılıyor değil mi? Paf ciğer. Kara ciğerin içerisinde yürek var abi. Evet. Muhteşem. Şimdi bu lezzetin tadı zamanı en güzel an bu. Bu eti dişi olmayan bir de yer. Hemen kıymaya bakıyorum. Kıyma gördüğünüz gibi dağılıyor. Ben cennete düştüm. Tavuk. Alo. Çok güzel. Soslar da orantılı. Fazla dayanamayacağım. Kusura bakmayın. Bana afiyet olsun. Ustacım. Kavurma zaten muhteşem. Afiyet olsun. Etler çok lezzetli. Böyle sulu sulu. Ve bu sos yapmışım. O sos eti fazla şey yapmıyor. Etkilemiyor yani. Antep terbiyesi. Antep terbiyesinde öyle yoğun bir şey olmaz. Hem etin tadını alırsın. Hem de o verdiğin sos etin suyunu azıma verir.
etin kaliteli olması bile tabii ki pişirmek önemli. Tabii. O etin suslu olması da çok önemli. Ya 30 senemize veriyorduk ya bu işe. 30 sene az değil. Ya, muhteşem emin emeğine sağlık. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Onlar arka planda kayıtlara duruyorlar. Abim, kardeşimiz, üç kardeşler burada. Hepimiz her bir işin adını anlatıyor. Dört dört bir işçi var burada. Şerif, buna adresini söyler misin? Buraya gelmek isteyenler nasıl bırakır? Abi yerimiz Gaziantep'e geldi geçtiğimiz. Sanko Hastanesi'nin arka sokağında. Bana sen cevap ne için? Herkes bilir abi. Neyse, söyledim. Çok teşekkür ederim. Gaziantep Savaş Müzesi, burayı Gaziantep'e gelen her insanın kesinlikle görmesi gerekir. Tüyleriniz diken diken olacak. Geçmişimizi unutmamamız gerekir. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı muhteşem bir eser Gaziantep Savaş Müzesi. Yeni bir lezzetin peşinde başka bir şehre gidiyoruz. Burası Gaziantep'e 150 kilometre uzaklıkta Bilecik. Bilecik yolculuğumuz başlasın. Şu anda bulunduğumuz yer Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi. Hemen böyle Fırat Nehri'nin kıyısındayız. Bugün burada bulunmamızın en büyük nedeni Bilecik'e has patlıcan kebabı var. Bunu tadımlayacağız. Daha sonra Halfeti'ye gideceğiz. Hadi Fırat'ın kenarından böyle bu tadımlayacağımız lokantaya doğru gidelim. Gülbaba Restorant bu bölgenin en ünlü restorantı. Türkiye genelinde de tanınan bir restorant. Buranın en meşhur patlıcan kebabı. Hazır olmuş böyle patlıcanlar. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. İçerisi de böyle. Hemen Fırat'ın kıyısında. Güzel, nezih bir mekan. Patlıcan kebaplarımız geldi. Burada patlıcan kebabının kalite olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Bilecik patlıcanı ve burada farklılık bir de yanında böyle Adana veriyorlar. Bu bir porsiyon patlıcan kebabı. Böyle bir de ayran var, bir sürü ayran. Evet, benim birader de burada. Fatoş da burada. Bu da geleceğin popstarı Buğra. Patlıcan kebabımızı yedik. Şimdi Kalfeti'ye doğru yola çıktık. Eski Halfeti'nin olduğu bölgeye geldik. Şu anda karşımızda eski yerleşim yeri orası. Biraz sonra oraya ineceğiz. Bu bölge yerli ve yabancı turistler arasında yoğun bir ilgi görüyor. Aynı zamanda balık restoranları var. Hemen ileride de günlük tekne gezileri yapılıyor. Hadi bu güzel yeri hep beraber gezelim. Aynı zamanda hemen gölün üst tarafındaki sokakta hediyelik eşya, marketler bulunuyor.
Biz zaten oradan gelmeyeceğiz herhalde. Şu kötü denilen yoldan geleceğiz. Böyle bir hediye geçe dükkanındayız. Küçük market tekneler. Burada özgü kolonyalar var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kolonya mı? Evet. Bu siyah şey, gençlik kolonyası. Bu Karagül. Bu da küçük boyu. Şöyle kokularına da bakabilirsiniz. Hı. Bu gençlik. Biz bu kokudan şey yaptık değil mi? Evet, şu. Bak. Hı. Şu da fıstık. Bu siyah gül kolonyası, evet. Ama kokusu gerçekten muhteşemdi. Muhteşem. Yani kalıcı yani. Biz 2 saat önce, evet, Bilecik'te kullanmıştık restoranda. Barajın içerisinde küçük bir liman yapmışlar. Tekneler buradan kalkıyor. Daha önce Anna'yla tanıştığım bir arkadaşın vasıtasıyla burada bir arkadaşla buluştuk. Bizi tekneyle gezdirecek. Kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldiniz. Vay, güzel büyük tekneler bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz yer Batıkşehir. Cami minaresini görüyorsunuz. Yarısı suyun altında, yarısı suyun içerisinde. Bu köyde yaşayan var mı? Buralarda yaşayan var mı? Şu anda burada, evet, gördüğünüz gibi yaşam yok. Evler terk edilmiş bir şekilde. Sadece restoranlar, çay bahçeleri bulunuyor. Bunlar yeni Hasfeti'ye taşındılar değil mi? Evet. Burada kısa bir mola mı verecek? Kısa bir mola verecek, içecek karanlığa. Evet, teknemiz burada bir mola veriyormuş. Kısa bir süre. Kaç dakika? 50 dakika sonra. Evet, 50 dakika buradayız. Burada biraz oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Çayımız var. Var abi. Evet, süper abi. Kaç tane çay? Çay içelim abi, kaç tane? Biz 4 kişiyiz. 4-7 değil mi? Evet. Toplam 7 tane abi. Şu anda bulunduğumuz köyün eski halini gösteren bir fotoğraf var. Biraz önce şu minareyi suyun içerisinde gördük. Daha önce köy buraya kadar geliyormuş. Şu bölüm komple suyun altında kalmış. Çayımızı içtik, dinlendik. Şimdi tekneye tekrar dönüş zamanı. Ama burası gerçekten sessiz, sakin, kafa dinlemek için çok ideal bir yer. Güzel bir gün geçirdik. Gaziantep'ten başladık. Bilecik'te patlıcan kebabı, daha sonra Halfeti. Halfeti'ye gelmemizin amacı tabii ki bir davet üzerine geldik.
bu vesileyle hanımefendiyle görmüş olduk. Bir vlogun daha sonuna geldi. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla. Hoşçakalın.